Herkese merhaba arkadaşlar. Yigri TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün acayip bir oyunla karşınızdayım. Yine bir nişancılı oyunu, bir shooter oyunu. Oyunun ilginç olan kısmı oyun Rus çıkışlı, Rus bir firmadan çıkışlı. Firmayla ilgili biraz araştırma yaptım. Sanırım yaptıkları tek oyun bu. Ama oyunu dün oynadım. Oyun da dün Steam üzerinden çıktı. City Battle Virtual Earth. Böyle bir şey olması lazım. Bu oyunu oynadıktan sonra hani şöyle düşünün, hani bir nevi shooter oyunlarının MMO FPS tarzı oyunlarıyla yine farklı tarzda 7 farklı robotun da olmasıyla beraber bazı modlar ve modlar üzerinde oynuyorsunuz. Modları birazdan göstereceğim. Oynanabilirlik açısından eğlenceli, arkadaşlarımızla beraber geçip eğlenebileceğiniz bir oyun. Oyunda şu an kısıtlı oyun modları var çünkü oyun 10 Ekim'de sanırım tam anlamıyla açacak. Şu an daha beta'da. Açık beta'ya girmesine rağmen büyük ihtimal daha tüm modlar açılmadı. Hemen modlardan ben size başlayayım. Biz direkt Quick Match olarak giriyoruz. Oyun İngilizce ve Rusça dil desteği var. Türkçe dil desteği yok. Ama dediğim gibi denenebilip oynanabilecek bir oyun. Tabii ki isterseniz bu şekilde robotlarla ilgili bir silah oyunu, nişancı oyunu oynamak istiyorsanız size kalmış. Dereceli maçlar 10 Ekim'den sonra açılacak. Yine 9-10 gün içerisinde bir challenge, bir yarışma olacak. Bir championship olacak. Bakalım bunda nasıl bir ödül olacak mı? Ne olacak onu bilmiyoruz. Yine bir diğer oyunculara karşı farklı kurallar içeren yine bir mod olacak. Ve son olarak da antrenman modu olacak gördüğüm kadarıyla. Bunlar şu an için kısıtlı ama bir hafta 10 gün içerisinde, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 9 gün 20 saat sonra, 10 gün diyelim. 10 gün sonra bunlar açılacak. Gördüğünüz gibi şu an oyunda 190 olarak sen edersen Ruslar var ama oyunun incelemelerine baktığım zaman yarı yarıya olumlu, yarı yarıya tam ne istediğini alamamış oyuncularla alakalı ama bunun sebeplerinden bir tanesi de oyunun Rus çıkışlı olması. Zaten oyunun kapalı betasından alfasına kadar hep Rusçaydı. İngilizce daha sonradan eklendi. Ana sayfada zaten artık en son adınız karakter mi var yoksa karışık mı konmuş bilmiyorum. Arayüzün ilk girişi şuradaki ana sayfa biraz cansız geldi bana ama oyun içerisindeki oynanabilirlik kısmı gerçekten güzel. Oyunda 7 farklı robot var. Bunlar daha sonra artacaktır. Normal bir Overwatch, bir Paladins'te nasıl karakterler var nişancı oyunlarında. Bunda da öyle bir yapı yapmışlar. Yine Defense. Kontrol, kontrolden kast büyük ihtimal bomber oynadığında daha çok belki o bölgeyi hapsedebilen. Yine sabotör, yine defans, şu ikisi defans modunda. Atak modunda da 3 tane, bir tane de tek support modu var. Bunların skill'leri var ve skill'leriyle ilgili birazdan gireceğiz. Ranklar daha açılmadı. Görüyorsunuz herkes 0-0 çünkü daha 10 gün sonra başlayacak ve en son olarak da dükkanımız. Dükkanda da yine premium alabiliyorsunuz ve itemler alabiliyorsunuz. Oynadığınız robotları, yine kostümleri falan da var. Ama bizi en çok ilgilendiren robotlar. Şimdi robotları bir tanesine tıklayalım defanstan. Robotlardan işte şurada style'a tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi skinler var ve daha oyun yeni çıktığı için bu skinler zamanla çıkacaktır. Daha dün bu sabah hatta bir güncelleme geldi. Güncelleme ayrıntılarına bakmadım ama bu sabah bir güncelleme geldi. Bakalım oyun nereye gidecek bilmiyorum. Ben arada girip oynarım. Eğer bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa sizin de en azından bir denemenizi isterim. Bu guard karakterinin özellikleri mesela Q'su lazer, E'si shield, kalkan, yine shift'le basınca ram, yani ileriye doğru pushluyorsunuz. Şu önünüzdeki kalkanla beraber önünüze geleni vuruyorsunuz ve hasar elde ediyorsunuz. Ama bizi en çok ilgilendiren kısım robotların şurada geliştirilebilir olmaları. Silahının ve skill'lerinin, ayrıca buradaki kendi özelliklerini gördüğünüz gibi büyük ihtimal bunlar zırh. Bu hasar level başına, bu yine level başına hızınız. Bu da level başına sanırım verebileceğiniz maksimum hasar mı? Vesaire vesaire. Bunlar mesela şu an kilitli. Bunun kilidini açmak için bu karakterle level 17 olmanız lazım. Yanlış bilmiyorsun. Bakalım bu karakterle mi yoksa genel olarak hepsi mi aynı mı? Yok. Kendi levelinizin level 17 olması lazım. Karakterlerin ayrı levelleri yok. Bunu da en azından öğrenmiş olduk.
her karakterin kendine ait skill'leri var. Kimisinin daha farklı 3 skill'i, kimisinin 5 skill'i. Mesela bu Tech'in 4 skill'i var gördüğünüz gibi. Şurada benim sınav oynadığım şu ana kadar en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Görünmezlik var. Yine bir kendinin kopyasını oluşturabiliyor. Kopya sağda solda dolanıyor vesaire vesaire. Oyun başlangıç açısından şöyle bir 15-20 dakika, yarım saat içeriye girdiğinizde zevk alacağınız ama daha sonra ne olacağını bilmediğiniz değişik bir oyun. Hemen bir oyuna girelim hep beraber. Oyunu çok kişi oynamamasına rağmen, şu an için sanırım 300-400 kişi oynuyor, fazla bir şey değil. Oyunu çok kişi oynamamasına rağmen hani güzel yapmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Özellikle mesela şu an bütün ayarlar, grafikler ultra ayarladım bu arada. Dün hepsini ayarladım. Ultra ayarlarda da grafiklerin size verdiği hazla birlikte oynanabilirliği de eklersek oyun başlangıç seviyesi için daha her şey açılmadığı halde bence oynanabilir. Ama herkes mecha sevmez, herkes robot sevmez. O size kalmış. Ben şöyle bir karar aldım kendi kendime. Steam'de çıkan hem kendi maddi imkanlarım doğrultusunda çıkıp alabileceğim oyunları size tanıtmak hem de bu küçük oyunları size tanıtmak. Çünkü bu küçük oyunları biz desteklemezsek kimse desteklemiyor ve yok olup gidiyorlar. Şimdi bu oyun belki çok güzel bir oyun değil ama yine de oynanabilir açısından güzel. Şimdi başlangıçta karşının ne seçtiğini şu şekilde görebiliyorsunuz. Hani şunlar yanlış bilmiyorsam atak. Hani sadece hangi karakterleri seçtiğini görebiliyorsunuz. Mesela ben sniper atak olduğu için bunlar atak. Biz 3 atak, şu biri defans, biri support gibi. Bunlardan birini seçmişiz. Ben size elimden geldiği kadar hepsini göstereceğim. Sniper'la başlayacağım. Şu şekilde üzerindeki dürbünü görüyorsunuz. Bunun yine bir tane skill'i var. Şu şekilde buraya bir teleport atabileceğiniz yer gösteriyorsunuz. E'ye basarak görünmez olabiliyorsunuz. Yine Q ile beraber kendi kopyanızı oluşturuyorsunuz. Bu kopya kendi kafasına göre hareket ediyor. En yakın düşmana doğru mu gidiyor, ne yapıyor bilmiyorum. Çok kısa bir sürelik hareket edebiliyor. Şu an için tek gördüğüm mod bu. Bazı bölgeler var. Ne? Işınlandıktan sonra bazı bölgeler var. Bölgeleri geçirdikten sonra en son düşmanların kendi bölgesine gidiyorsunuz ve oradaki lazerleri yok ediyorsunuz vesaire vesaire. Sniper'ın da tek sıkıntısı bu. Biraz yavaş olduğu için sıkıntı. Oyundaki tek sevmediğim şey oyunda hani nasıl desem bu vurduğunuzu pek hissedemiyorsunuz. Bir de öldüğünüzü pek hissedemiyorsunuz. Yani oynanabildiği açısından güzel ama işte ses efektleri olsun, oyun biraz farklı. Hani siz ne kadar beğenirsiniz yani alışmadığınızda kolay değil. Beğendiğim şey bu. En azından güzel bir yanı var. Canınız belli bir yerden sonra geri doluyor. Ameli de oynaması biraz zor. Şu an onlar önemli. Şimdi, yani. Ben size diğer karakterleri de göstereyim.
mesela guard, defansa beraber başlıyor. Shift'e basarak şu şekilde bir başlıyorsunuz. Önünüze gelen karakteri de vuruyorsunuz. E shield. Lazerimiz mi işte? Lazer dolduğu zaman da şey yapmamız lazım. Yani. Of, çektiğim şeye bak ya. Al, öldük. Hemen diğer karakter, bombara bakalım. Karakterlerin skill'lerini mesela oyunda göstermiyor, o yüzden oyun dışında kendi aklını skill'lerini. Adam öldürdüm. Canım dolsun. Karakter şeyin oyundaki karakterlerin skill'lerinin ne işe yaradığını bilmediğim için. Sağ ol. Hemen Saboteur'a gidelim. Saboteur çok hoşuma gidiyor. Support bir karakter. Ama maalesef yenildik. Böyle değişik bir oyun. Yani bir tane daha oyuna başlayalım serice. Yani oyun gerçekten çok garip. Benim kendi açımdan söylüyorum. Ben de ben pek böyle robotları, cadıcı olup pek sevmem. Ama oynanabilir mi? Bir deneyebilirsiniz. Hani bilgisayarınızın hangi oyunları kaldırdığına bakarsak. Bu oyun optimizasyon olarak yeterli seviyede. Bir şans verebilirsiniz. Benim bu oyuna tek sevmediğim o savaştığımı hissedemiyorum. Hani tek eksiği bence bu. Hani vurduğumu veya öldüğümü hissedemiyorum. Onun dışında iyi. Ki ileride daha yeni güzel karakterler çıkacağını düşünsek. Şimdi ben nişancı oyunlarda mesela buradaki sniper bana hitaben güzel ama oynaması zor. Şöyle bir karakter isterdim. Daha böyle mobil bir karakter isterdim. O karakter gelir mi bilmiyorum. Mesela şuradaki elimde çift tabancalı karakter hızlı olur mu? Bazı robotlar uçabiliyor. O açıdan güzel ama hani robotları sevmiyorsunuz. Bu tarz nişancı oyunlarını sevmiyorsunuz. Size garip gelelim. Şimdi en son Saboteur ile devam ediyorduk. Saboteur'dan devam edelim. Şimdi bunun şöyle bir blink'i var. Çok hızlı bir şekilde ışınlanabiliyorsunuz. Bu karakter biraz daha support bir karakter. Benim hoşuma gitmişti ama en azından hızı açısından 5 saniyede bir senede ışınlanması güzel bir şeydir. Evet, burayı aldım. Kilitledi. Bir tane karakter bizi kilitleyebiliyor. Onun bizi kilitlemesi. Mesela bu support bir karakter. Q'ya basarak nerede olduğunu görebiliyoruz.
Alıyorum. Öl. Bu karakter bir support olmasa biraz daha bize hitap eden bir karakter olur. Hemen Q'yla adamların bir yerini belirledim. Mermi değiştirirken skill atamıyorsunuz da tutuyor. Sağ tıka basarak böyle biraz daha eğim düzgün bir şey atmış oluyorsunuz. Ama ne kadar şey yazdım. Ben ölüyorum. Ölmek istemiyorum. Adamlar her tarafı. Peki A ve B aldıkları sürece onlar daha fazla mağdur olur. Güzel. Hayır. Yapma şunu. Bu silah biraz daha güzel. Bu silah biraz daha hoş oluyor. Hemen diğer karakteri de göstereyim. Saboteur oynadık. Ha, Tech'i oynamamıştık biz. Tech'i de göstereyim. Tech support'tu. Saboteur defanstı. Onu yanlış söyledim. Tech'in shift'ine basınca şu şekilde olduğunuz yerden geri mi dönüyorsun? Sen bunu anlamış değil. Skillerini bilmiyorum. Artık oldu biraz geri mi dönüyor? Dönmüyor mu? Anlamış değilim. Ama onlar skillerine bakalım. İçeride kullanamıyoruz. Sadece dışarıda kullanıyoruz. Bir de şuradan ilerleyeyim. Tek yedim. Sniper. Sniper hasarı çok yüksek. Bir de silahlarınızı geliştirdiniz ama çok çok daha yüksek. Son olarak da bir assault'ı göstereyim size. Çünkü bitmek üzere zaten. Assault'ın shift'i şöyle ileriye doğru atılabiliyorsunuz. Böyle bir lazeri var. Ace kendini patlatıyor vesaire. Yakında büyük ihtimal bir hasar veriyor. Bu oyunda 7 tane karakter var. Bana göre İki tanesi güzel. Biri sniper, biri de biraz önce oynadığım saboteur. Diğerleri bana pek hitap etmiyor. Ha bir de fire vardı. Onu da göstermedim. Firebug da yine. İleriye doğru hoplayıp zıplayabiliyor. Ateş edebiliyor ya da şu şekilde ateş edebiliyor. Tamamen ateşle alakalı. Hadi öl. Göber.
işe yarıyor. Şimdi herhalde bir şekilde patlıyoruz. Hadi öl yavrum. Sen de öl. Yan oğlum. Nerede adam? Biz A ve B'yi aldığımız için A ve B'deki adamları korumamız lazım. İçeri kaçarsın işte. Durdum. Q'su can basıyor bunu, bak bu güzel. Lan ben bitti. İçeride kalırsın işte böyle. B'de patlıyor. Karakter bayağı güzel bak. Yan olduk lan. Hayır, hayır. Q'yla beraber sürekli can basıyorsunuz. Bayağı beğendim bak. Normalde onu böyle Q'sun can bastığını bilmiyordum. Şu an öğrenmiş oldum. Yere doğru shift atılması var. Aha be, onlar da çabuk çabuk almamız lazım. B'yi almamız lazım. A ve B'yi elde tuttuğunuz zaman sürekli ekstra puan veriyor ve 500 puan yakalayan kazanıyor bu modda. İki tane farklı mod varmış bu arada. Adamlar kazandı. Bunlara da skill'ler alabiliyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi ben son olarak size geliştirmeleri de göstereyim. Aynen son oynadığınız robot da ekranda oluyormuş. Bu arada şurada Choose Republic denen bir şey var. Büyük ihtimal bu ileride gösterilecek. Belki pinklerle alakalı bir şey olabilir. Dünyanın her yerinden her yeri seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hatta Türkiye'nin olduğu bölge de var şurası. Türkiye biraz yamuk çizmişler ama olsun. Burası yine Orta Asya olarak geçiyor. Buradaki meridyendeki artık şeylere göre büyük ihtimal dizim yapılacak. Şimdi ben en son size şey göstermiştim. Hani upgrade'leri göstermiştim. Bu upgrade'leri yapmak neden önemli? Mesela bu upgrade'leri yaptığınız zaman hani herhangi bir şekilde bir şey gidiyor mu? Aynen, şurada biriktirdiğiniz paralar gidiyor. Yani o paraları biriktirip buradan upgrade yapmanız lazım. Ne kadar çok upgrade yaparsanız o kadar çok hem hasarınız olur hem canınız olur. En azından bunları da unutmazsınız. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bana biraz ilginç gelse de arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda bu tarz oyunlar daha eğlenceli olur. Tek başına bilmiyorum ne kadar zevk alırsınız. Ben bir yarım saat oynayıp böyle bir kafa dağıtmak için farklı bir oyun isteyenler için şans verilebileceğini düşünüyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bugün de Rainbow videosu gelmeyecek. Rainbow videosunu da yarın atacağım bu arada. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.